Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, Nemrut'un köşkü bu attan büyüktü. Fakat kahru celalin önünde eridi gitti. Celaline sığınırım Allah'ım. Bu konuda cemaline değil, celaline sığınırım Allah'ım. O gün bütün aile olarak çok üzülmüştük. 3 gün sonra duyduk ki o zabite bir kamyon çarpmış ve oracıkta teslimi ruh eylemiş. Fakat zulüm devam ediyordu. Çok geçmeden dedemin camiini ot deposu yaptılar. Anahtarı aldılar, camiye ot doldurdular. Büyük bir camiydi. Dedeniz ne yaptı? Bir şey yapabilmek mümkün değil ki. Yönetimin astığı astık, kestiği kestik. Kimse bir şey yapamıyor. Biraz diklenecek olsan, iş öyle bir büyüyor ki sen de şaşırıyorsun. Bir anda tek başına koca bir devleti yıkmaya çalışan bir hain oluveriyorsunuz. Eve mi kapandı yine? Dolan mahallesinde küçük bir mescide geçti. Mescidin imamı ölünce otomatikman kapansın diye mescide yeni imam tayin etmemişlerdi. Dedem orada göreve devam etti. Nasıl olsa ücretsiz çalışıyordu. Devam etti. O dönemde bazı camiler böyle kapatıldı zaten. Görevlisi olmayınca, camiyi açan, ezan okuyan, bakan, namaz kıldıran olmayınca kısa zamanda metruk duruma düşüyor. Her mahalleli camisine sahip çıkabilecek güçte de olamıyor. Vakıflar İdaresi hemen camiyi ihtiyaç fazlası ilan ediyor. Ya kiraya veriyor ya satıyordu. İstanbul'da da böyle satılan çok cami olmuş. Olmuştur, olmuştur. Bu şekilde ev olarak, iş yeri olarak yıkılıp yerine başka şey yapılan pek çok cami vardı. Üstelik bunlar hep vakıftı. Vakıf malının vakıf gayesinden başka bir amaç için kullanılması sözde mümkün değildi ama... Dedenizin geçtiği mescit henüz ihtiyaç fazlası ilan edilmemiş demek ki. Sokak sakinleri camiye sahip çıkmaya çalışmış. İçlerinden biri imamlık edip namazı kıldırıyormuş. Burası cuma namazı kılınmayan küçük bir mescitti. O dönemde galiba pek çok cami, depo, hatta ahır yapılmış. Dolan mahallesinin yanındaki Arslanlı Kışla'nın büyük camii, içinde askerlerin 5 vakit namaz kıldığı büyükçe bir camiydi. 5 vakit ezan okunan minaresinin şerefeden yukarısı ahşaptı. Orayı da depo yapmışlardı. Bir sabah dedem evden çıktığında bütün mahallelinin hayıflandığını görmüş. Nasıl kesiyorlar? Hocam yetiş. Minareyi kesiyorlar. Minareyi mi kesiyorlar? Minareyi hocam yetiş. Hay Allah. Ben ne yapabilirim ki? Kışlanın camii bu. Kendi camimizde sözümüz geçmez. Buna ne yapılabilir? Bu kadar da olmaz ki hocam. Kuşluk vakti eve dönüyormuş dedem. Geldi. Benzi sararmıştı. Evde sofra hazırdı ama oturmadı. Üzgündü. Babam da oradaydı. Buyur baba. Sofraya gelmez misiniz? Siz yiyin. Ben biraz dinleneceğim. Sonra yerim. Hayırdır inşallah. Bir şey mi oldu? Pek üzgünsünüz de. Allah sonumuzu hayretsin. Üzüntüsüz günümüz geçmez oldu. Olan yalnız bizim camiye değilmiş. Kışlanın camiine de ot dolduracaklarmış. Bugünlerde pek çok cami için aynı tehlike söz konusu. Bunu kimden öğrendiniz? Kuşluk vakti camiden çıktım eve geliyordum. Kışla yakın evlerin pencerelerine, damlarına çıkmış kadınlar gördüm. Kadınlar ağlaşıyor, feryat ediyorlardı. Bizi de adam zannettiler. Estağfurullah baba. Neden öyle diyorsunuz? Beni görünce hocam yetiş, minareyi kesiyorlar. Hocam yetiş, bir şeyler yap demezler mi? Sizden medet istediler. Biraz ilerleyince gördüm ki bir bıçkı getirmişler. Askerler minareyi kesiyor. Çaresiz kaldım. Millet benden medet bekler. Ben çaresizim, mahvoldum. Bu gecenin de bir sabahı vardır be baba. Devran hep böyle kalmaz.
O minare yerine beni kestiler sanki. Minaresiz mabet, namazsız insanlar, namazsız millet. Allah'ım, senin ismi Celali'nin, Habibin Muhammed Mustafa'nın anılacağı, tevhidin ilan edileceği şu minare. Müslümanları Allah'ın birliğine, ruh birliğine, din birliğine, peygamber birliğine, kıble, mihrap ve kitap birliğine, vahdete çağıracak olan şu minare kesileceğine ben kesilseydim. Şu minare doğranacağına ben doğranaydım. Bu olay sizi çok müteessir etmiş baba. Bıçkının sesini işittikçe Hazreti Zekeriya kesiliyor sandım. Bana çok dokundu, çok. O günlerde işte böyle hadiseler yaşanıyordu. Hassas ruhlar kan alıyordu. Bir yaz günüydü. Dedemle avludayız. Oğlum, dersin var mı? Dinleyeyim. Dede, ben emsileye başladım. Öyle mi? Maşallah. Bugün Kur'an metnini okudun, ezberledin. Yarın manasını vereceksin bize inşallah. 24 sigayı sayabilecek misin? Emsile-i muhtelife ve emsile-i muttaride sayabilirim. Ne istediyse saydım. Ne sorduysa cevap verdim.